Ee, şimdi EYT mesajı var. EYT ile ilgili düzenleme meclisten geçti artık herkes e, emeklilik başvurusu yapılabiliyor. Galiba dijital dönüşüm ofisinden de bir açıklama var EYT ile ilgili. Evet önemli bir açıklama buradan. E, bunu bir duyuru niteliğinde biz yapalım. Çünkü biliyorsunuz e, yani 3 Mart tarihinden itibaren sosyal güvenlik kurumlarının önünde uzun kuyruklar var. Yani tabii ki primlerini tamamlamak isteyenler de var ama başvurularını bizzat e, kurumdan gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız da var. Buna hiç gerek olmadığını söyleyelim hızlıca. Çünkü e, Sayın Ali Tağ Koç e, dijital dönüşüm ofisinden şunu söyledi. 3 Mart'tan bugüne kadar e, belki bu sayı bugün itibariyle artmıştır. Çünkü biz bu haberi dün akşam saatlerinde aldık. E, 700 bin kişi tam 700 bin kişi. E devlet üzerinden EYT başvurusunu gerçekleştirmiş. E, tabii ki aramalar da çok fazla olmuş. Burada artık EYT'yi arayanların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. E, çünkü biliyorsunuz 4 milyonun üzerinde kişi aslında EYT'den yararlanıyor ama ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi EYT ile olacak. Yani emekliliğe hak kazanacak. E, dolayısıyla tabii ki bir takım işte bilgilere ulaşmak için E devlet üzerinden sorgulamalar yapanlar da var. Şimdi daha önce aslında ee, e devlet üzerinden yaparken birkaç basamağa geçerek e, EYT'ye başvuruda bulunabiliyordunuz. Şimdi direkt arama motoruna EYT yazdığınızda o sayfaya yönlendirilebiliyorsunuz. Ee, çok basit birkaç işlemden sonra da e, işlemleriniz tamamlanıyor ve elinizde bir belge olmasını istiyorsanız çünkü vatandaşların çoğu o belgeyi evrakı almak için sosyal güvenlik kurumlarına gidiyorlar. Buna hiç gerek yok dedi Sayın Koç. E, zaten. E, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra size kısa mesaj geliyor. Bu da elinizde bir belge niteliğine sahip olduğunuzu gösteriyor diyor. E, aynı zamanda tabii ki buradan bir tasdik numarası da veriliyor. Eğer çalışmaya devam etmek istiyorsanız o tasdik numarasını çalıştığınız kuruma e, bildiriyorsunuz. Onlarda zaten kod 8 de çıkış yapmış oluyor. Kod 8 ne anlama geliyor? Çıkış yaptınız kısa süre sonra işe döneceğinizi gösteren bir e, kod bu. Bunu söyleyelim. E, i̇ş yeriniz bu kodla çıkış gerçekleştirdiği için tasdik numarasını verdiğinizde e, tekrar giriş işlemleriniz anında hızlı bir şekilde de yapılıyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki. Ee, Yan vatandaşlarımız şunu söylüyor olabilirler, soruyor olabilirler. Acaba yoğunluk yaşanır mı? Biz işlemlerimizi ilk girdiğimiz anda yapamayabilir miyiz? Ee, bununla ilgili de hiçbir şekilde endişeye kapılmayın mesajı var. Bunu da iletelim hemen. Ee, yani bir belki yoğunluktan dolayı birkaç deneme yapmanız evet. gerekiyor olabilir ama. E, Sen kuvvetli... başvurdun mu bu arada? Ee, ben başvuracağım. Ee, çünkü biliyorsunuz iş yerinden çıkış almanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim takvimsel anlamda ayın sonuna bıraktığımı söyleyebilirim. Maaşlar evet. belli oluyor mu yaprak? Hani net ne kadar oldu yoksa... Sürpriz oluyor mu başvurulduğunda bilgin var mı o konuda? Yani şöyle aslında şunu söyleyebilirim. Daha öncesinden biliyorsunuz maaş hesaplama butonu vardı. Ondan işte bürütünüzü yazarak maaş hesaplatabiliyordunuz. Fakat onun bir miktar üzerinde gerçekleşebiliyor. Sosyal güvenlik uzmanlarıyla konuştuğumuzda da şöyle söylüyorlar. Yani çok fazla bir farklılık olmuyor ama bir farklılık olabilir diyorlar. Onu belirtelim buradan. Ee, ama tabii ki yani herkesinki farklı biliyorsunuz herkes farklı farklı kurumlara tabi işte emekli sandığı, sosyal güvenlik kurumu, bağ kurulları hepsi farklı ee, ve bürüt ücretleri de farklı tabii ki ee, farklılıklar gösterebilir. Şimdi şunu da söylemiş olalım hızlıca ee, bazı yoğun olmayan saatler de var ve günler de var onu da evet. söyle, söyleyelim. Hafta sonu ve özellikle gece saatlerinde pek yoğunluk olmadığı da söyleniyor ee, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisinden bu bilgileri de paylaşalım. Peki.